programımız Çelik Has Çelik'te yapmış olduğumuz röportajla devam ediyor. Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Çelik As kurucusu Mustafa Alarata ile birlikteyiz. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz sizlerden bahsedelim lütfen. Ben 1978 yılında Afyon ile İhsaniye ilçesi Döver kasabasına dünyaya geldim. İlk orta eğitimimi Döver kasabasında, lise Afyon'da okudum. 17-18 yaşıma kadar ben hayatın gerçeklerini bilmiyordum. Babam bayağı hatırı sayılır mal varlığı vardı. Gezme tozmayla geçerdi hayatım. 19 yaşıma geldim. Askere gideceğim zaman babam iflas etti. Sonra askere gittim. Siirt'te uçak savar nişancısı olarak yaptım askerliğimi. Birçok çatışmaya girdik ve askerde hayatı öğrendim. Askerden geldiğimde askerden önceki hayatımla geldiğim zamanki hayat arasındaki inanılmaz bir fark vardı ve hayatın gerçeklerini, insanların gerçeklerini orada öğrendim ve dibe vurmuştum o zamanlar. Sonra çelik konstrüksiyon işlerine başladım. 2001 yılında bir evlilik yaptım. Şu an 3 tane olmazsa olmaz da çocuğum var. 2 kız, 1 erkek. Bunlarla devam ediyor. Sonra çelik konstrüksiyon işine girdik. Böyle yani hayat. Kuruluş hikayeniz nedir peki? Kuruluş hikayemiz 2001 yılında ilk göz ağrım Eczacıbaşı Kanyon'a geçtik. Hiçbir iş bilmiyordum orada. Eczacıbaşı Proje Müdürü Umut Bey bana proje öğretti. Niva kullanmayı öğretti, AutoCAD öğretti. Ve kanyon benim ilk göz ağrımdır. Orada 37-38. Kat bir helikopter pistini yaptık. Ve başardık yani. Ondan sonra Marmara Fuarı'na geçtik. Marmara Fuarı aşağı yukarı en zor projelerimden Zeytinburnu'nda. Oraya 60 adamla gittik ve ilk kalabalık ekibim. Bu kadar kalabalık kişiye o zamanlar bizim dilimizde formen ustabaşılık yaptım. Orayı 6 aydı günü 4 ayda bitirdik. Ondan sonra Aziz Yıldırım'ın çiftliği geldi. Aziz Yıldırım çiftliği 45 günde yapacaktı. Biz 24 saat çalışıp burada 15 günde bitirdik. Sonra tekrar İstanbul'da büyük işimiz geldi ve kurumsallaşmamızı istediler. Umut Bey'in vasıtasıyla kurumsallaşmaya girdik. Önce Alarata Endüstriyeli kurduk. Alarata Endüstriyeli 2014'e kadar mükemmeldi. İnanılmaz projeleri vardı. Ve 2014'te ben bir iş kazası geçirdim. Ve içimde tek ukde kalan odur. Ölümlü bir kazaydı. 2014'te bütün hesaplarıma bloke geldi. Ve sonra Çelik Has'ı kurduk, hiç paramız yokken. 2014'te zirvedeydik, 23 Eylül'de kaza yaptık. 2015 Ocak'ta tekrar dibe vurduk. Hiçbir şeyimiz, her şeyimiz ipotek gelmişti. Sonra hastanede yatarken arabam hastanede bağlandı. Ve benim çok ağrıma gitmişti. Ve alçılı ayaklarla Maslak Doğuş Grubu'nun ana binasını aldım. Ayaklarım alçılı. Masa başında 83 elemanımla doğuş binasını hatasız bitirdik ve doğuş grubundan biz yani hak ettiğimizden fazlasını aldık. Ve bu bizi biraz yönlendirdi. Sonra birçok proje Alarata'nın eskiden çalıştığı firmaların 16-17 projesini aldık ve yeniden büyümeye başladık. Avolu 1453'te yeniden zirve yaptık. Sonra peş peşe Eczacıbaşı Etimaden işleri geldi. Şu an 16-17 şantiyemiz var. 300-350 arası çalışanımız var. Ve Çelik Has olarak tamamen büyümeye hala devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetler endüstriyel tesisler yapıyoruz. Fabrika, hastane, AVM gibi. Böyle bunları yapıyoruz. Daha öncesinde yapmış olduğunuz genel projeler nelerdir? Daha öncesi projelerimizde en büyük projemiz bizim Kayseri Bünyan'da Çalık grubuna ait Türkiye'nin en büyük çiftliğini yaptık. İşin teslim süresi 26 aydı. Biz 13 ayda bitirdik o işi. Çalık grubu bizzat beni İstanbul'a davet edip tebrik etti. Bütün çalışanlarıma ödül verdi.
Ondan sonra Azerbaycan Gaz Santrali'ne gittik. İngiliz BP'nin işiydi. İngiliz BP dünyanın üçüncü büyük çelik firmasıdır. Orayı da aşağı yukarı 45 elemanla 11 ay boyunca yaptık. Sonra Irak savaş zamanı yaptık. Saddam Hüseyin'in yakalandığı yere o zaman için roketler, bombalardan korumak için set yaptık çelikten. Sonra Amerikan KBR'nin depolarını yaptık orada. Oradan geldik Türkmenistan çimento fabrikasını, Türkmenistan'ın ilk çimento fabrikasını kurduk. Bunlar yani birçok proje yaptık ama akıllarda kalan yurt dışı, yurt içi olarak bunlar. Geleceğe yönelik en büyük hedefiniz nedir? Geleceğe yönelik elimde olan elemanlarımla, çalışanlarımla onları hitap edebilmek, müşteri memnuniyetini dürüst, saygılı bir şekilde devam edebilmek, yani çelikası büyütmek, hedeflerimiz bunlar yani. Çıkmış olduğunuz dergilerde bile zor projelerin adamı unvanını almışsınız. Bu konuyla ilgili konuşmak isterim. Zor projelerin adamı teşekkür ettik bunları bize yakıştıranlar için ama biz aldığımız işlerde sürekli müşteri memnuniyeti ve gerçekten biz zor projeler alıyoruz. Kolay basit işleri biz her zaman deriz ki bize vermeyin. Biz yapılamayanları biz yapalım. Biz her zaman yaptığımız Ağolu 1453'te 10.000 ton çelik vardı. Biz bunun 2.000 tonunu yaptık ve yüksekliğimiz 160 metreydi. Ve çelik az Ağolu'nda ses getirdi. Ağolu'nda 45-50 tane çelik firması vardı. Bütün hepsinin hatası veya yapılamayanlar vardı ama 160-170 metre reklam panolarında biz hatasız çıktık ve Ali Ağolu birebir geldi bizim bütün ekibimizi tebrik etti. Mustafa Alıratı olarak hayat felsefeniz nedir? Kalite benim hayat yaşam şeklimdir. İşim, ailem, her şeyim kalite ve bende olmazsa olmaz dürüstlüktür. Kaliteli işler, kaliteli yaşam, dürüst olmak. Bizde her şeydir. Benim 3 tane evladım var ama normal kendi çalışanlarımı, 300-400 çalışan da benim bir ailemdir. Yani benim sade kendime deyip kalite. Biz çalıştırdığımız elemanlar da dahil bizim bugüne kadar 100 proje bitirmişsek bunun 3 tanesi, 4 tanesi şantiyede konaklamıştır. Her nerede iş yapıyorsak orada biz çalışanlarımıza altların aracı, evi, dairesi, lokantada veya evde yemesi yani ben çalışanlarım benim olmazsa olmazımdır ve onlara tabiri caizse gözüm gibi bakıyorum ben. Ve çelikası veya benim bu konumda olmamın en büyük nedenleri çalışanlarımdır benim. Vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.